Merhaba arkadaşlar, Yaşlı Psikolojisi dersimizin bu programında 2 bölüm halinde işleyeceğimiz yaşlılıkta psiko-sosyal gelişim konusunun ilk bölümü olan kişilik gelişimi konusunu ele alacağız. Bu kapsamda kişilik ve benlik kavramlarıyla yaşlılıkta kişilik gelişimini açıklayan kuramları inceleyeceğiz. Yaşlanmayla birlikte birçok gelişim alanında değişimler gerçekleşir. Bireyin fiziksel yapısında değişimler olur, bilişsel özellikleri farklılaşır. Ayrıca çevresi ve kurduğu ilişkilerde de değişimler gözlenir. Tüm bu değişimlerle birlikte yaşlılık döneminde bireyin kişiliğinde de bazı değişimler gözlenir. Kişilik birçoğumuz için oldukça anlaşılır bir kavram olabilir. Ancak araştırmacılar tarafından oluşturulan tek bir kişilik tanımı yoktur. Farklı araştırmacılar kişiliği farklı yönlerine vurgu yaparak tanımlamıştır. Ancak bu tanımların ortak noktaları göz önüne alındığında kişilik bireyleri diğerlerinden ayıran, diğerleriyle ilişkilerini belirleyen tutarlı ve yapılanmış özellikler bütünü olarak ele alınabilir. Kişilikle yakından ilişkili bir diğer kavram ise benlik kavramıdır. Benlik kısaca bireyin kendisine ilişkin sahip olduğu imajdır. Bu imaj bireyin kendine ilişkin algısının düzenlenmiş, ahenkli ve bütünleşmiş örüntüsüdür. Benlik aslında temel olarak ben kimim sorusuna verilen yanıtı içerir. Özetle kişilik bireyi diğerlerinden ayıran tüm özellikleri içerirken benlik bireyin kendisine ilişkin algısını içerir. Yaşlılıkta kişilik gelişimini farklı biçimlerde açıklayan çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramların yaygın olarak benimsenmiş olanlarından biri Erikson'un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı'dır. Ayrıca yaşlılıkta etkinlik düzeyindeki değişimleri farklı biçimlerde ele alan çözülme ya da diğer adıyla kopma, etkinlik ve süreklilik kuramlarına da değinmek gerekir. Erikson'un geliştirmiş olduğu psikososyal gelişim kuramına göre kişiliğin gelişimi yaşam boyu devam eder. Bu görüş epigenetik ilkeye dayanır. Bu ilkeye göre kişilik yaşam boyu evrensel olarak belirli aşamalardan geçerek ilerler. Her aşamada o aşamada gelişen kritik öğeler vardır ve bu gelişimlerle birlikte her aşama kendisinden sonra gelen aşama için zemin oluşturur. Bu aşamalar genellikle genetik olarak belirlenmiş 8 döneme denk gelir. Bu dönemlerin her birinde aşılması gereken bir karmaşa söz konusudur. Yaşlılık döneminde yaşanan karmaşa ise benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluktur. Bu dönemde bireyler hem fiziksel hem hafızadaki gerilemeler hem de üretkenliğin kaybolması tehditleri nedeniyle var olan bağlantılarının kopma riskiyle karşı karşıya gelir. Benlik bütünlüğü ise bu kopma karşısında koruyucu güçtür. Erikson benlik bütünlüğünü yaşamanın sonuna gelen bireyin artık yaşaması gereken ve telafisi olmayan tek bir yaşama olduğunu kabul etmesi olarak tanımlar. Eğer birey bu bütünlük duygusunu geliştirebilirse bu dönemin karmaşasını başarılı biçimde çözmüş olacaktır. Erikson kendi yaşlılığı süresince deneyimlerine dayanarak eşiyle birlikte kuramını tekrar gözden geçirmiş ve yaşlılıkta bir 9. dönem olduğunu ortaya koymuştur. Bu dönemde ortaya çıkan yaşlılık, aşkınlığı bir şeyleri aşmak ve ötesine geçmek olarak tanımlanmıştır. Bunu yaşayan bireylerin evrenle bütünleşme içinde olduklarını hissettikleri, zaman algılarının bugün ve en fazla gelecek haftayı içerdiği, mekansal algılarının gerilediği, ölümün herkesin yaşayacağı bir şey olduğu fikrini benimsedikleri ve kendilik algılarının genişleyerek bağlantılı olunan diğer insanları da kapsar hale geldiği deneyimler yaşadıkları öne sürülür. Erikson'un yaşlılık dönemine ilişkin görüşleri büyük oranda kabul görse de Robert Peck bu dönemi detaylı olarak incelemiştir. Peck'e göre yaşlılık döneminde benlik bütünlüğüne ulaşılması için yapılması gereken bir takım düzenlemeler vardır. Benlik bütünlüğü bu düzenlemeler sonucunda gerçekleşir. Bu noktada Peck'in görüşlerini sadece erkekler üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalarına dayandırdığı için eleştirildiğini de vurgulamak gerekir. Yaşlılık döneminde kişiliğin gelişimine ilişkin kuramların en eskilerinden biri kopma kuramıdır. Bu kurama göre bireyler yaşlılığın getirdiği değişimlerle birlikte aktif ve sosyal yaşamdan yavaş biçimde uzaklaşır. Çünkü yaşlılıkla birlikte birey kendiyle ilgili endişelere odaklanır, daha fazla ben merkezci olup diğer insanlardan uzaklaşmayı, yaşamdan kopmayı seçer. Yaşlılık döneminde benliğe yönelik açıklama getiren kuramlardan biri de etkinlik kuramıdır. Bu kuramın görüşleri kopma kuramının tam tersi yönündedir. Bu kurama göre başarılı yaşlılık mümkün olduğunca orta yaştaki aktivite ve tutumların yaşlılık sürecinde de sürdürülmesiyle mümkün olur. Birey yaşlılık döneminde toplumdan uzaklaşmak yerine aktif, enerjik ve üretken olduğunda olumlu benlik algısını korur ve yaşamından doyum elde eder. Yaşlılıkta kişilik gelişimine daha kapsamlı bir açıklama getiren kuram ise süreklilik kuramıdır. Bu kuramda yaşlanma benliğin çeşitli parçalarında gerçekleşen gelişimi gösterir. Gelişim süreklilik gösterir ve yaşlılık döneminde de birey diğer dönemlerdeki özellikleri bağlamında süreklilik gösterme eğilimine sahiptir. Ancak kuramın özelliklerin tamamen aynı kaldığına değil, uyuma vurgu yaptığını belirtmek gerekir. Yaşlılıkla birlikte yaşamı gözden geçirme, geçmişi hatırlama da artar. Bu konuda yapılan çalışmalar yaşamı gözden geçirmenin yaşlılığın aktif ve önemli bir parçası olduğunu ortaya koyar. Yaşamı gözden geçirme evrensel bir süreç olarak kabul edilir. Bu gözden geçirme hem doyum elde edilen yaşantılar, hem hayal kırıklıkları, hem başarılar, hem de başarısızlıkları içerir. Yaşamı gözden geçirme yaşlılık dönemindeki bireylerin ruh sağlıkları üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Programımızdaki konulardan biri de yaşlılıkta kişilik özelliklerinin değişimiydi. Yapılan çalışmalar evrensel anlamda geçerli 5 temel kişilik özelliği olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve öz disiplin şeklinde sıralanabilir. Kişinin ergenlikle oluştuğu ve yetişkinlikte değişmediğine yönelik genel bir kanı vardır. Ancak yetişkinlik ve yaşlılık sürecinde de kişilik özelliklerinin bazılarında değişimler olabilir. Bireylerin yaşlılık dönemiyle birlikte özellikle diğer insanlarla daha uyumlu ilişkiler geliştirebilen ve yaşamlarında daha sorumlu bireyler olduğu, ancak bir yandan da yeni fikir ve deneyimlere daha kapalı bireyler olma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Artan yaşla birlikte bireyin çeşitli alanlarda gösterdiği gerilemeler, bireyin kendisine ilişkin algılamaları ve benliği üzerinde etkili olabilir. Özellikle benlik kavramının duyusal boyutunu oluşturan benlik saygısı artan yaşla birlikte farklılaşabilir. Ayrıca olası benliklerde de yaşla birlikte değişimler gözlenebilir. Benlik saygısı bireyin kendisine verdiği değerle ilişkilidir. Yapılan araştırmalar yaşlılıkla birlikte benlik saygısında düşüş olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte yaşlılıkta azalan benlik saygısı başka değişkenlere de bağlıdır. Buna göre yaşlılık döneminde eğitim düzeyi ve geliri yüksek olan bireylerle fiziksel sağlığı iyi olan bireylerin benlik saygısının çok daha az düştüğü söylenebilir. Yaşlılık döneminde benlik değişimine ilişkin bir başka bakış açısı da olası benlikler kuramıdır. Olası benlikler bireyin gelecekteki benliğine ilişkin değerlendirmeleri içerir. Beklenen, umulan ve korkulan benlik olmak üzere 3 tür olası benlik tanımlanmıştır. Beklenen benlik bireyin şu anki koşullarını değerlendirip gelecekte gerçekleşeceğini düşündüğü benliği, umulan benlik gerçekleşmesini istediği benliği, korkulan benlik ise bireyin gerçekleşmesinden korktuğu benliği içerir. Evet arkadaşlar, Yaşlı Psikolojisi dersimizin bu programının da sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.